Kemal Bey siz misiniz? Benim. Sizi bir iş için görmek istiyoruz. Buyurun. Ne olduğunu öğrenebilir miyim? Sizi şahitlik için bir yere kadar götüreceğiz. Ne şahitliği? Orada öğrenirsiniz. Biraz acele etmemiz lazım. Müsaade edin de giyineyim. Rica ederim şeyimi. Merak edilecek bir şey değil. Bir kaza hakkında fikrini alacağız, o kadar. Tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Öldürdüğünü itiraf ediyor musun? Ben mi? Ne demek istiyorsunuz? Hiçbir şey anlamıyorum, ben kimseyi öldürmedim! Katil! Katil! Bugün bu eve geldim. Evet! Süleyman Bey'le kavga etmişsin. Evet ama... Seni ateş ederken görenler var. Siz yanılıyorsunuz! Ben silah kullanmam, ben masumum! Kavga ettik o kadar, hakkımı almaya geldim! Hanımefendi de oraya... Masum olduğunu ispat edersen mesele yok delikanlı! Şimdilik aleyhinde kuvvetli deliller var! Müdüriyete götürün! Yanılıyorsunuz! Öyle değil mi, söyleseniz de gittiğimi görmediniz mi? Ben masumum, masumum diyorum size! Bırakın beni! Kim görmüş benim silah kullandığımı? Bırakın diyorum! Bırakın beni! Süleyman Müden katlettiğin sabit görülmekle... Bu hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 456. maddesine göre cezalandırılmasını talep ederim. Savcının iddianamesini dinledin, hususta bir diyeceğin var mı? Ben masumum hakim bey, kimseyi öldürmedim. Vakanın ne şekilde cereyan ettiğini anlat oğlum. Ben elektrikçi ustasıyım hakim bey, serbest çalışırım. Bir gün Süleyman Bey'in fabrikasından beni aradılar. Büyük bir iş vardı. Çoktan beri iş yapmıyordum. Uygun bir anlaşma yaptık. Yalnız işçilik alacaktım. Malzemeyi muhasebeden alacağım parayla dışarıdan ben tedarik edecektim. 20 günde işi tamamladım. Bu arada ufak tefek avanslar almıştım. Paranın tamamını almak için muhasebeye uğradım. Beni birkaç gün oyaladılar. Süleyman Bey'i göremiyordum. Paraya çok ihtiyacım vardı. O gün muhasebenin beni niye oyaladığını anladım. Gidip gelmekten bıkmıştım. Parayı ne bahasına olursa olsun almaya karar vermiştim. Merhaba. Merhaba. Hayrola? Şu bizim hesabı görsek. Mehmet Bey'i gör. Çıkartmış hesabını. Evet, evet, tabii, tabii efendim. Müessesemiz emrinize amadedir. Rica ederim, buyurun. Güle güle, güle güle. Merhaba Mehmet Bey. Şu bizim hesabı çıkarmışsın, bak da parayı alalım Allah aşkına. Kemal Bey değil mi? Dur bakalım. Umumi tamirat ve yeni tesisat 1750 lira. Avans olarak çektiğin 1435 lira. Geriye kalır 315. Bir makbuz yazayım, git vezneden al. Anlamadım. Ne 315 ya? ...1530 lira alacağım var. 220 lira avans almışım topu topu. Vallahi bilmem ben. 1435 lira avans almışsın. Sen benden alay mı diyorsun? 220 lira aldım diyorum. Peki, aradaki 1215 lira ne oluyor? Malzeme aldım. 1215 liralık malzeme aldım. Hani faturaların? Ne faturası? Öyle ya, ben bu masrafı nasıl işlerim sonra? Ben malzeme senden konuşulmuş. Yalnız işçilik konuştuk. Anlamam ben. 315 liraya razı olursan vereyim. Kalanı için karışmam.
Bana bak! Parayı almadan buradan bir yere gitmem! Be kafamı şişirdin! Seninle uğraşamam! Bana bak, çık parayı yoksa fena olur sonra! Bırak yakamı diyorum! Bırak yakamı! Çekil! Süleyman Bey'e şikayet edeceğim. Süleyman Bey karışmaz bu işe! Görüşürüz! Merhaba! Merhaba! Süleyman Bey'i nerede görebilirim? Süleyman Bey bugün gelmez. Ya! Peki nerede oturur? Ayaspaşa'da galiba, Yıldız Apartmanı'nda. Hadi eyvallah! Güle güle! Ne arıyor bu? Vallahi bilmem, Süleyman Bey sordu. Baydosa daha 5 dakika var, bir daha görmeyeyim seni! Onu şimdi görmeliyim. Olmaz, göremezsiniz. Burada ne arıyorsun? Bu sabah bir hesap yanlışlığı oldu, onu almaya geldim. Olabilir, ama şimdi zamanı değil. Yarın sabah fabrikaya gel, hesabına yeniden bakarız. Şimdi isterim. Yarın gel dedim, oğlum bir yanlışlık varsa düzeltirim. Kaç gündür gidip geliyorum, bu gece almazsam bir yere gitmem. Uzatma dedik artık, hadi defol git buradan! Sana almadan gitmem dedim, çık parayı! Ne oluyorsunuz Süleyman? Al, say! Ne oldu? 3 Seni dövdüğünü gördüm. Çok erkekmişsin kocacığım. O gece polisler gelip beni evden aldılar. Cinayetle itham ediliyormuşum. Ben masumum hakim bey, kimseyi öldürmedim. Hakkımı zorla almam belki suçtur ama ben öldürmedim. Başka bir diyeceğin var mı? Şahit Fatma Çiçek! Var! Şahit Fatma Çiçek! Şahit Fatma Çiçek! Adın, soyadın? Fatma Çiçek! Babanın adı, ananın adı, oturduğun yer, ne iş yaparsın? Babamın adı Selim, anamın adı Bedriye. Ayaspaşa Yıldız Apartmanı. Süleyman Bey'in yanında hizmetçilik yaparım. Sanık Kemal'le bir akrabalığınız falan var mı? Hayır. Gördüklerini ve işittiklerini doğru söyleyeceğine, Allah'ın, vilanın ve namusun üzerine yemin eder misin? Ederim. Vakayı bildiğin gibi anlat kızım. Anlatayım. O gün bu adam 2 kere geldi. İlk gelişinde Süleyman Bey'in evde olmadığını söyledim. Kaçta gelir dedi. Belli olmaz dedim.
Gitti. Gece tekrar geldi, zorla içeri girdi. Süleyman Bey'le kavga ettiklerini duydum. Sesleri Süheyla Hanım da duymuştu. Yatak odasından koridora çıktı. Ne olduğunu sordu, anlattım. Sen git yat dedi. Odama çekildim. Aradan yarım saat geçmişti, bir silah sesiyle yatağımdan kalktım. Koridordan karanlıkta bir adamın kapıya doğru koştuğunu gördüm. Süheyla Hanım, imdat, Süleyman Bey'i öldürdüler diye bağırıyordu. Bir iki dakika sonra Muzer Bey geldi. Apartman kapısından birinin koşarak çıktığını söyledi. Koridorda gördüğün adamı tanıdın mı? Şahit Fatma Çiçek! Uzun boylu, geniş omuzlu bir adamdı. Hareketlerinden genç bir insan olduğu anlaşıldı. Ver, bırak! Bu adam müdürü bulunduğum fabrikada bir elektrik tamiratı işini üzerine almış. Vaka gecesi söyle. Şahit Hüseyin bilir! Yazıhaneye müteahhit defalar geldi, bizden para istiyorlar ki biz haklı olalım. Süheyla! Kocamın ölümü benim için bir felaket oldu. Bu katil adam vaka gecesi eve zorla girerek zavallı kocam. Şahit Mehmet Sayın! Yazık defalar yazıhaneye geldi, para istedi, tehdit etti. Halbuki hakkı olan parayı kendisine vermişti. Ağlama kızım, hırpalama kendini. Kısmet neyse olur. Olmaz! Olmaz böyle şey! Kemal adam öldüremez. Bir karıncayı bile incitmez o. İftira ediyorlar. İftira ediyorlar. Allah'ım ne yapmalı? Bilmem ki ne yapmalı. Anneciğim ağlama ne olur. Babama bir şey yapmazlar. Merak etme sen. Peki oğlum. Ah, sen olmasan ben ne yaparım bilmem ki. Hadi sen yat artık. Yarın okula gideceksin. Ben artık okula gitmem. Olmaz oğlum, gitmelisin. Bana katilin oğlu diyorlar, baban adam öldürdü diyorlar. Yalan evladım. Babam melek gibi adamdır. Yarın okula gelir, öğretmenine söyle. Anneciğim, sen okula gelme, istemiyorum. Hadi kızım, siz yatın artık. Yorgun düştünüz bugün. Allah rahatlık versin. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyleyin yavrum. Mahkum olacak mı dersin? Deliller hep aleyhinde. Şahitlerin söylediklerini işittin. Artık hep birbirimizin olacağız, değil mi? Önce aramızda halledilecek bir mesele var. Kocandan intikal eden bütün işlerinin idaresini bana vereceksin. Yanlış anlama. Bunu senin menfaatin için söylüyorum. Bazen beni sadece param için sevdiğine inanacağım diyor. Yok canım! Ben senin için dünyanın en büyük çılgınlığı... Çocukluk etme! Senatör Süleyman Çelik'i tahammüden katlettiğini iddia edildiğinden muhakemen icra kılındı.
toplanan delillere ve bu meyanda dinlenen şahitlerden Süheyla Çeliken, Muzaffer Burak, Mehmet Sayın, Fatma Çiçek ve Hüseyin Bilir'in mahkemeye kanaat veren ifadelerine nazaran 17.3.1953 tarihinde Süleyman Çelikeli taammüden katlettiğin sabit görüldü. Bu hareketin için Türk Ceza Kanunu'nun 456. maddesine uyularak cezalandırılmana, fakat mevcut esbab-ı muhafifeye nazaran cezanın Türk Ceza Kanunu'nun buna müteadir maddeleri hükümlerine göre 1/3'ünün tenziliyle 18 sene 3 ay hapsine, bu ceza müddetini Sinop cezaevinde geçirmene, haç tarifesi kanununa göre 30 lira 26 kuruşun senden tahsiline, kabili temyiz olmak üzere çoğunlukla karar verildi. Ali! Gel! Hey, Ali evlat, al bakayım. Karım. Sinop hapishanesine gönderiyorlar. Hiç olmazsa burada kalsaydım, ara sıra gelir beni görürdü. Nasıl bütün suçu üzerime yüklediler ya Rabbi? Seni bekleyeceğim. Senden bir ricam var Nevin. Oğluma her gün babasının katil olmadığını, namuslu bir adam olduğunu öyle, benden utanmasın. Ben masum. Ah! Allah'a emanet olun. Unutma, oğluma söyle, babası katil değildir. Hadi hemşerim! Sağ ol ağam. Demek İstanbul'dan ha? Kaç yıl oldu görmeyeli ha? İstanbul'u çıkart aklından! Seni teneşir paklar gayrı! Hadi lan sen de! Suçun neydi abi? Yahu bırakın be! Yorgun argın adamı sıkmayayım böyle! Konuşacak vakit çok! Hadi açılın şöyle! Sağ ol babalık! Bir çay içebilsem şu Allah'ın belası üstünü geçerim! Hadi moruk, açıl şuradan! Daha nefes almadın çocuğum! Biliyorum yani şu Allah'ın belası olmasa! Halil İbrahim bereketi kesene evlat! Ah şu üstünü! Ulan kör, yap be babana bir çay! Hep böyle yapar yeni gelenlere! Bir çay parası koparmadan bırakmaz! Numaradır öksürüğü! Yak bakalım! Kaç senen kaldı abi? Ne sen sor, söyleyeyim! 12 sene! 12 sene bu, dilek olay! Üzülme canım, oradayım! Doğru, geçer! Geçer ama biz bizden geçtikten sonra... Neydi suçun? Suçum yoktu da, suçsuz adamı buraya atmazlar! Darılma delikanlı! Adım Tahir! Kim bilir onu? Ben buraya girmezsene be! Benim Kemal! Çocuğum oldu, 5 yaşına girdi de daha yüzünü bile görmedim!
yazdıydım bu kitabı. Senin katil kanattığın var. Oturun rica ederim. Sizi bugün buraya kadar rahatsız etmekteki maksadım... ...rahmetli kocamın en yakın iş arkadaşı ve şahsi dostu fabrikamızın mühendisi Muzaffer Bey'i... ...bütün şahsi ve ticari işlerimi tedbire tayin ettiğimi bildirmektir. Kendisi bugünden itibaren fabrikanın idaresini ele alacaktır. Rahmetli Süleyman Bey'in şahsi kasasının anahtarı bendedir. Eğer arzu ederseniz... Evet, yanınızdaysa derhal teslim edin. Süleyman Bey gibi bir dostu kaybetmek... ...şüphesiz hepimize büyük bir acı verdi. Hepiniz senelerden beri Süleyman Bey'in yanında feragatle çalıştınız. Böyle bir günde Süheyla Hanım'ı yalnız bırakmamak... ...aynı feragatle çalışmaya devam etmek... ...elbette bizim için bir borçtur. Ama sen de ne olmuş sanki? Kendini satacak yer arıyorsan başka yere git, burası yeri değil! Şıllık! Şıllık sensin, ağzını topla! Neye bırakın kavgayı, şimdi senin ağzını yırt! O kadar kolaysa yırt bakalım, maymun surat! Hadi uzatma sen de! Hayır yok! Uzatma dedi de hadi! No, yoruldun mu kızım? Dünya bu, sen de alışırsın. Yaksana! Dinlenirsin biraz. İçmem dedim, kaç kere. Alışırsın. Zavallı, pek de tazesin. Sana baktıkça yüreğim parçalanıyor. Senin gibi güzel bir kızın burada işine. Kızma canım, bunu ben söylemiyorum. Tanıdığım bir hanım var, seni pek beğeniyor. Sıkıntı çekeceğine yanıma gelse ya diyor. Onu prensesler gibi yaşatırım diyor. Kara gözlerim için mi yapacakmış bu eli? Kim bilir? Hanım çekil başımdan, beni rahat bırak. Kızma şekerim. Elçiye zeval olmazmış. Nerede kaldın? Ancak! Sen tabii bilmiyorsun, halimi görsen ağlarsın. Benim çektiklerime kimse tahammül etmez. İşten baş kaldırdığım yok ki Fatma aşağı, Fatma yukarı. Yemeği bile ben pişiriyorum. Bir ahçı tutsa ya! Muzaffer Bey eve yabancı kimse istemiyor. Herif evde mi hep? Evde ya! Bizde yatıp kalkıyor. Astığı astık, kestiği kestik. Al sana getirdim. Bir elbise falan uyduramadın. Sattılar hepsini, bunu güç kurtardım. Herif har vurup harman savuruyor. Beyi öldürmekle ekmeğine yağ sürdüler desene. O yağ kendi sürdü galiba. Ne demek istiyorsun? Bilmem. Senin kafanı bir şeyler kurcalıyor. Bana bak yoksa... Ha? Söylesene! Bırak beni! Ne bileyim ben?
Mahkemede bülbül gibi ötmüşsün ama katili gördüm diye. Gördüm ya. Kimi? Katili mi? Ha? Söylesene. Bilmiyorum, birini gördüm işte. Aman bırak be, konuşacak başka şey bulamadın mı? Söyle, kimi gördün? Gördüğüm adam Kemal'e hiç de benzemiyordu. Daha mı uzundu yani? Niye öbürünün başını yaktın öyleyse? Muzaffer Bey seni öldürürüm dedi. Anlat bakalım. Yapma, bakıyorlar. Odama geldikten biraz sonra Kemal'in gittiğini duydum. 5 dakika sonra kapının hafifçe açıldığını duydum. Sonra bir silah sesi duydum. Odamdan fırladım. Koridor karanlıktı. Uzun boylu biri çarparak beni yere yuvarladı. Muzaffer miydi? Neden okula gelmiyorsun? Sana söylüyorum, neden okula gelmiyorsun? Tabii gelmez, babası adamı öldürdü de onda. Kapasana sen ağzını! Ne olacak kapamazsa ağzını? Sen karışma! Karışırsam ne olur? Baban adam öldürdü işte! Sus ya! Baban, yapma! Hayrola Hurya'nın, bir şey mi var? Merak edecek bir şey yok yavrum. Ne oldu söyleyin? Yoksa Kemal'e bir şey mi oldu? Hayır yavrum, Turan... Oğlum, rica ederim söyleyin Hurya'nın. Korkulacak bir şey değil efendim, ufak bir kaza. Turan... 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 Turan oğlum... Ne oldu sana? Hanımefendi, bu mesele zannettiğinizden daha nazik bir durum arz ediyor. Hocam, Profesör Ardansu'yu ameliyat ita etmekte ayrı mesele olacak. Acaba profesöre çıksam, bir ricada bulunsam? İstediğiniz para o kadar çok ki... Kocam maalesef çalışacak durumda değil. Belki başka bir doktor... Maalesef efendim, arz ettiğim gibi darbe çok şiddetli olmuş. Bizzat profesörün meşgul olması şart. Körlüğe sebep olan hematomun temizlenmesi ve böylece oğlunuzun eskisi gibi görebilmesi nazik bir müdahaleyi icap ettirmektedir. Hadisenin ehemmiyetini anlatabildim zannediyorum. Hocamızı bu meselede cidden müsamahakâr davranmış kabul edebilirsiniz. Bana birkaç gün düşünmek için müsaade edin. Oh. Ne oldunuz? Kusura bakmayın. Bir anne için ağır bir darbe bu. Takdir ederim efendim. Ağlama Nevin, çocuk olma! Sus bakayım! Sus canım, sus diyorum sana! Yazık değil mi, canına acımıyor musun? Ah yapma kızım, harap etme kendini! Allah'tan ümit kesilmez, şifasını verir elbette! Devletin bu kadar hastanesi var, herhalde bir süresini bulurlar! O ameliyatı yapan bir doktor varmış, o da çok para istiyor! O kadar parayı ben nasıl bulurum? Bir çaresi bulunur elbette kızım. Hadi bakalım iş başına, hamam değil burası. Geçmiş olsun. Bir yardımım dokunabilir mi acaba? Çok para istiyorlar demek. Nereden bulacaksın bu parayı? Ne dersin? Bulabilecek misin? Benim bu halime bakma sen! Paralı dostlarım vardır! O hanımın selamı var! İsterse prensesler gibi yaşatırım onu diyor! Hadi hadi, aptallığı bırak! Kendini düşünmüyorsan oğlunu düşün bari! Çamaşır yıkamakla çıkamazsın bu işin içinden!
Ne zaman götürürsün? Orası kolay. Aklı başında bir kız olduğunu anlamıştım zaten. Hadi şimdi çamaşırını bitir. Akşama görüşürüz. Ulan gör, yap be babana bir çay! Yuh be, kim bilir ne zengin kadındır. Neymiş, oku şunu Tahir'a. Dinle bakalım, zırtapus. Tanınmış zenginlerimizden Süheyla Çelikel evlendi. Geçen sene feci bir cinayete kurban gitmiş olan Çelikel Mensucat Fabrikası'nın sahibi merhum Süleyman Bey eşi Süheyla Çelikel'in fabrika müdürü Muzaffer Burak'la evlendiğini haber aldı. Oo, desene adam korktu abi. Ne var? İçeride biri var, sizi görmek istiyor. Kimmiş? Mühim bir mesele hakkında sizden görüşecekmiş. Peki, çalışma odasına al, geliyorum. Ne? Vakit biraz geç değil mi? Mesele biraz mühim de... Buyurun. Oturamaz mıyım? Zannedersem Süleyman Bey bu odada öldürülmüş. Evet, öyle. Kahitler onu Kemal'in vurduğunu söylemişler. Ne demek istiyorsunuz? Ama işlerinden biri sarhoşlukla ağzından bir şeyler kaçırmış. Öyle bir şey ki, polis bunları duyacak olursa... Duyacak olursa ne yapar dersiniz? Bilmem. Ne yapar dersin? Söyle, ne istiyorsun? Sıkıntıda değilim ama... Hani insan biraz geleceğinden emin olmak istiyor? Mesela? Mesela... Şu anda sokta olmamanın değeri nedir acaba? Adamına göre değişir bu. Bazı insanlar vardır, gece ziyaretleri yapmak merakındadırlar. Ve bu merakları yüzünden... hayatlarını tehlikeye sokarlar. Önünde göreceğim seni. Eğer senden şüphelenecek olursam başına geleceği biliyorsun. Akrep gibi ezerim seni. Şimdi ne yapacağız? Sen merak etme. Thank you.
Nermin Hanım. Hoş geldiniz güzelim. Adınız nedir elmasım? Nevin. Güzel taze. Bir de güzel giyinse. Buyurun şekerim, size odanızı göstereyim. Gel. İşte elmasım, sana bu odayı tahsis ediyorum. En iyi odamdır, memnun kalacağını ümit ederim. Yatağını daha yeni yaptırdım. Burasını en kıymetli arkadaşlarıma veririm. Senden memnun kalacağımı zannediyorum. Ben de seni memnun ederim. Paşam. Hoş bulduk Nermin Hanım. Nasıl? Bizim kum? Nasıl bari güzel? Güzel de söz mü bir içim sen. Ama pahalıya mal sen oldu. De hep böyle yaparsın. Vallahi bilsen kandırıncaya kadar. Peki malum. Senin ne açgözlü olduğunu bilirim. Nerede? İçeride hazırlanıyor. Ama olmaz ki. Daha şimdiden böyle dersen. Ayıp, ayıp! Güzelim! Sana Hamdi Bey'i takdim edeyim. En iyi ahbabımızdır. Kendisinden anlaşacağını ümit ederim. Hadi gel sen! Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Polisin işi anlamasından. Yüzünü tanınmayacak hale getirdim. Bir şey anlayamazlar. Hem herif serserinin biri. Ne olursa olsun korkuyorum. Korkuyorum işte. Hem çok korkuyorum. Ha ha ha!
Ne o şekerim? Canın çok mu sıkılıyor? Artık çalışamayacağım. Hepiniz böylesiniz işte. Eliniz biraz para gördü mü işi bırakıp kaçarsınız. İşi mi dediniz? Mühtaç olmasam burada sarhoşlara vücudumu satar mıydım? Nankör! Niye böyle söylüyorsunuz? Siz az mı para kazandınız? Polis! Uyumadın mı sen daha? Sende bir şey var. Kaç gündür dikkat ediyorum, yemek de yemez oldun. Yok bir şey. Sıkıntı bastı o kadar. Sıkılma benden Kemal. Burada insan derdini dökmeli. Öyle susmakla büsbütün perişan olursun. Bir aydır mektup alamıyorum evde. İyilerdir inşallah. Bana bak Tahir. Benim buradan çıkmam lazım. Delisin sen! Burada ya günün dolar çıkarsın, yahut ölüm çıkar. Başka yolu yok bunun. Çıkmalıyım. Çıkmam lazım. Görülecek hesabım var. Gidip kendimi temize çıkarmam lazım. O namussuzları bulup doğrusunu seyretmem lazım, anlıyor musun? Karımı çocuğumu sefalette kurtarmalıyım. Ben öldürmedim diyorum sana! Bırak beni! Aranızda işim yok! Benim yerim burası değil! Gidip söyletmem lazım! Doğrusunu söyletmem lazım! Bekleyemem! Senelerce bekleyemem! Yeter! Yeter artık! Hadi yavrum, aç ağzını, hadi! Tamam. Teyze, annem ne zaman gelecek? Mektup yaz da gelsin artık. Bir iki güne kadar gelir yavrum. Sana babandan haber getirecek. Hadi yemeğini ye yavrum, hadi bakayım. Anne, sen misin? Hayır evladım, komşu geldi. Şimdi gelirim. Neredeydin kızım? Kaç gündür görünmedin. Meraktan ölecektik. Yoksa başına bir şey mi geldi? Furyanım, hiçbir şey sorma bana. Çocuğa babanın yanına gitti dedim. Ne kadar merak ettik. İnsan bir haber yollar hiç olmazsa. Senin bir derdin var. Söyle kızım. Furyanım, çoktandır çamaşırhaneye gitmediğimi biliyorsun. Turan için para bulmak zorundaydım. Mecbur oldum. Evladın olmadığı için belki beni anlamazsın. Benden kim bilir ne kadar ileriyorsun. Üzülme kızım. Ameliyat için lazım olan parayı biriktirdim. Ama artık her şey bitti. Ben öldüm artık. Öyle deme kızım. Unutursun bu hayatı. Eskisi gibi olur. Kocanı beklersin. Bitti Huriye Hanım. Bitti.
Ben artık sokak kadını oldum. Polise kaydım var benim. Yakalandım. Vesika verdiler. Ben öldüm artık. Oğlum için, kocam için, herkes için öldüm. Kızım sen çok perişansın. Düşünme bunları şimdi. Hadi git oğlundan kucaklaş. Kim bilir ne kadar bir cin gelmiştir. O da seni o kadar özledi ki. Olmaz. Olmaz. Gidemem artık. Hurya'm senden bir ricam var. Kemal'e bir mektup yazarsın. Beni ölmüş bilsin. Bir kaza dersin. Oğluma da öldüğümü söyle. Yok yok, ona bir şey söyleme daha. Ameliyattan sonra babanın yanına gitti dersin. Ben doktorla konuşur sana haber veririm. Her şeyi sana emanet ediyorum. Yavrum! Üzülmeyin, geçti. Geçmiş olsun efendim. Nezaret altında bir iki gün için İstanbul'a gönderilmeni istersin. Gardiyan, gardiyan! Ne var, bir şey mi oldu? Kemal mektup aldı, karısı ölmüş, müdürü görmek istiyor. Peki, haber vereyim. Ne olur abi, al kendini indir. Nasıl olur? Sen bilirsin ağam, hadi gözünü seveyim, sevaptır. Hey Allah! Gardiyan'la izin için müdüre çıkacağız. Hayrola?
İzin için müdüre çıkacağım. Ver bana. Thank you.
Allah aşkına söyle, ne oluyor? Yakalanmış mı? Hayır, kaçmış. Ya gelirse? Gelirse göreceği de var. Ya biz de? Fazla dırlanma be, çekil karşımdan! Terbiyesiz, kaba herif! Hayvan! Aleyküm selam. Kastamonu ne tarafta? Şu dağın ardında. Aç mısın? Yatacak yer var mı? Olmaz olur mu? Tanrı misafiri değil misin? Bulunur elbet. Thank you.
selamün aleyküm. Aleyküm selam. İstanbul'a yer var mı? Komple bayım. Merhaba bey baba. Merhaba. Yer var mı? Nereye? İstanbul'a. Var bir yer. Kaça? 40. Al şu 20 kağıdı beni olup başından alırsın. Kaçta kalkıyorsun? 4'te. Pekala. Güle hadi güle. Eyvallah. Güle güle. Ne yok? İleride jandarmalar, üvet soruyorlar. Yok be! Vallahi. İçin yarıyorlar galiba. Şu Sinop'tan kaçalım. Öyle olacak. Diye çocuğum. Teyze okula gitmeyeceğim. Nasıl olur yavrum? Çalışacağım. Sana yük olmak istemem. Hadi yemini ye. Be, gazeteyi versene. Muzaffer, bir şey yazmıyor. Ne yazmasını istiyorsun? Yakalanmasını, daha yakalayamadılar. Kolay yakalanacak birine benzemiyor. Ne olacak peki? Hiç, buraya gelecek, ben tepeleyeceğim. Alay etme, görüyorsun sinirliyim zaten. Bana bak, böyle dırıltılarla canımı sıkma. Bir şey mi var Muzaffer? Bilmiyorum. Galiba beni takip ediyorlar. Kaç gündür şüpheleniyorum. Kim takip ediyor? Emin değilim. Belki polis. Muzaffer! Korkulacak bir şey yok. Manasız hareketlerinle beni sıkma.
Merhaba. Kontrol yapıyorlar mı? Yak bakalım bir sigara. Nereden bindin? Adapazarı'ndan. Şurada biraz kestirsek. Yolumuz epey uzun. Vermiyorsun. Asabım bozuk. Bana hiç acımıyor musun? O herifin gelmesinden mi korkuyorsun? Tabii. Kocanı öldürdüğümüz gün hiç korkmuyordun. Korkma. Bize bir şey yapamaz. Hem bugün yarın... Beni de iki kere enselediler. Ellerinden kurtulmak zor. Nasıl olsa yakıyı ele veriyor insan. Sen gene iyi buralara kadar gelebilmişsin ha. Hesabımı göreyim, ondan sonra yakalasalar da hız gelir. Enayilik edip herifi temizleme sakın, iflah olmasın sonra. Temizlikle işim yok. Herifi söyletebilirsem yeter. Beni dinlersen... Biz bu geceyi Gebze'de geçirelim. Yarın sabah Pendik'ten kamyonlara atlar, karşı tarafa geçeriz. Pendik'e kadar devriye çok sıkıdır. Bakarsın bir arama yaparlar. Sen bilirsin. Bir şey söyleyeceğim yavrum. Artık annenin yanına gidemezsin. Vakti gelince hepimiz oraya gideceğiz. Teyze. Annen öldü yavrum benim. Merhaba. Tren kaçta? 5:20. Eyvallah. Şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum.
Evvela oğlumu görmem lazım. En doğrusu o. Oğlunu görmeden bir şey yapma. Evini biliyor musun? Öyle dolaşma. Şüphelenirler. Beni ararsan nerede bulacağını biliyorsun. Hadi borç ver, Allah yardımcın olsun. Korkuyordum bilsen. Çok yalnız kaldım. Annem. Hadi bakalım ağlama. Bak koca adam olmuşsun. Metin olmak lazım değil mi? Süleyman Bey'in evine gideceğim. Muzaffer'in evi ne olursa olsun söyletmem lazım. Katil muhakkak odur. Gitme babacığım. Ya elinden bir kaza çıkarsın? Ya yakalarlarsa seni? Ben ne yaparım? Olmaz oğlum. Muhakkak söyletmem lazım. Sen şimdi eve git. Bir saate kadar gelmesem doğru karakola gidip benim nerede olduğumu söylersin. Müdüriyete kadar gideceğiz. Baba! Baba! Hoş geldin. Müdür bey, beni bir dakika dinleyin. Kaçtığımdan beri devamlı şekilde takip edildim. Günlerce vahşi bir hayvan gibi kaçarak, saklanarak İstanbul'a gelmeye çalıştım. Her an, her saniye tehlikeyle karşı karşıyaydım. Beni yakalayamadılar maksadım. Seni yakalayamadılar mı? Yoksa yakalamak istemediler mi? Bunu hiç düşündün mü? Anlamıyorum. İstanbul'a gelmeni biz istiyorduk. Jandarma takibi sırf senin kaçışına bir istikamet verdirilmek için tertip edilmişti. Senin buraya gelmen işimize geliyordu. Yoksa daha Sinop'tan çıkar çıkmaz seni yakalayabilirdik. Fakat seni yakalamak istemedik. Daha doğrusu kaçışının diğer bir şahıs üzerinde ne gibi bir tesir yaratacağını tetkik edebilmek için hoş gördük. Ve seni adeta İstanbul'a doğru sürdük. Demek ki siz de benim masum olduğum... Dur bakalım! Beni dinle! Uzun zamandan beri Süleyman Bey'in karısı Süheyla ve bilhassa onun kocası Muzaffer'den şüphe ediyorduk. Senin firar teşebbüsün bizim için bulunmaz bir fırsat oldu. İstanbul'a gelip onlardan intikam almak istediğini biliyorduk. Sinop'tan kaçtığın günden beri Muzaffer ve karısını takip ediyor, devamlı şekilde gözetliyoruz. Ben masumum müdür bey! Olabilir! Fakat evvela masumiyetini ispat etmen lazım. Yalvarırım müdür bey, beni serbest bırakın, 2 saat içinde her şeyi ispat edeyim! Zaten bizim planımız da bu şekilde. Şimdi bir arkadaşın seni Muzaffer'in evine kadar götürecek. Ev, polis tarasudu altındadır. Evde Muzaffer'le karşılaşmanı istiyoruz. Eğer orada onu konuşturabilirsen, işimizi çok kolaylaştırmış olursun. Size minnettarım. Bana Nuri bey'i çağırın. Sen ha? Evet. Vagondaki arkadaşım. Seni Adapazarı'ndan İstanbul'a kadar getirmeye memur edilen 2. şube komiserlerinden Nuri Alpago.
Hadi yolunuz açık olsun. Evin etrafında tertibat alınmıştır. Sağ olun. Baba! Bu gidişle fabrikanın köküne kibrit suyu ekeceksin. Kendi param değil mi? İstediğim gibi harcarım. Yoksa sen de öbürü gibi mi yapmak istiyorsun? Sana kaç kere söyledim onu ağzına alma diye. Buralarda çok dolaşıp durma. Soda getir. Yeniköy'deki yalıyı satacağım. İyi para veriyorlar. Bana baksana sen! Beni böyle korkutamazsın. Kendi paramın hesabını sana verecek değilim. Kemal'in İstanbul'da olduğunu unutma. İstersen sizi baş başa bırakayım da hesabını ondan gör. Bu benim için olduğu kadar senin için de tehlikelidir. Muzaffer, böyle bir şey yapamazsın, yapamazsın değil mi? Kimin öldürdüğünü söyle diyorum! Söyle! Söyle diyorum sana! Söyle diyorum! Söyle diyorum! Süleyman Bey kimin öldürdüğünü söyle! Söyle! Söylesene! Niye söylemiyorsun? Onu da, Hüsnü'yü de sen öldürdün! Katil! Ben öldürdüm! Süleyman Bey'i de, Hüsnü'yü de öldüren budur! Söylesene! Söyle, evet, ben öldürdüm! Thank you.
Bana biraz para verir misiniz? Mecmua alacağım. Anneciğim, senin için bizi öldü dediler. Niçin bizden kaçtın? Hadi gel anneciğim, babamın yanına gidelim anneciğim. Oğlum artık büyüdü. Ne oldu? Beni iyi dinle. Seninle konuşmak istiyorum. Ben de, babamın yanında konuşuruz. Hayır oğlum. Annem artık bizden ayrılma anne. Ben artık babana layığım oğlum. Sen daha küçüksün, anlayamazsın. Bırak babam benim eski hatıralarımla yaşasın. Beni öldü bilsin. Ne olur gel anneciğim. Oğlum, evladım. Ben fena kadın oldum. Babana layık değil. Bak baban ne kadar ıstırap çekti. Onu bir defa daha üzmek ister misin? Ben de üzmek istemiyorum oğlum. Bırak beni öldü bilsin. Sen erkeksin Tuğra. Bana, annene söz ver bakayım. Babana beni gördün. Varım. Bırakma bizi. Allah, acı bana. Evladım, söz ver bana, babana beni gördüğünü söyleme. Bir gün gelir bunun manasını sen de anlarsın. Anne, anneciğim! Söz veriyorsun değil mi? Peki. Hadi oğlum, artık gitmen lazım. Nerede kaldın? Ne var? Annemi, annemi hatırladım. Anneni hiçbir zaman unutmayacağım.